Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Çalıştınız mı? Çalıştık biraz abi. Tamam, peki. Hadi bakalım. Biraz genişledim yazdım. Çok geniş. Bunun İhata, bir saate nasıl sıkıştıracaksın şimdi bu konuyu? Sıkışır mı? Öyleyse kamiyet çetiyle şey falan. Yani beni biraz mazur görmenizi için söyledim. Bazı dersler, abi bir saat 10 dakika oldu, bir saat 20 dakika oldu. Yani giriş yapmasan, gelişme yapmasan, sonuç olmasa ne olmadı ki? Yani biz, ha seni seviyorum, geliyorum, gidiyorum böyle... Klasik şey mi böyle? Bir ilmi bir şey yapıyorsun yani. İlmi bir şey yapıyorsun, kendini yorumluyorsun, kendini izah ediyorsun, taşınıyorsun. Müptemelüküte taşınıyorsun. Ama 1,5 saat, 2 saate tahammül edemiyor. Adamlar 20 senesini vermiş. 20 sene, 10 sene mağaradan çıkmamış kazali. Abi 1 dakikalık ders yapsan, işte rekor kırıyorlar bunu. Ben senin için ders yapmıyorum ki. İster dinle, ister dinleme. 1 dakikalık. 1 dakikalık ne yapıyorsun ya? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Sen neyin peşindesin onu bilmen lazım. Kendini eğlendirmek istiyorsan tiyatroya gitmen lazım. Yemek yiyeceksen lokantaya gitmen lazım. Bu ciddi bir iş biliyor musun? Ciddi iş yani. Adam diyor ki 1,5 saat 2 dakika. 1,5 dakika 2 dakika. Sen onu, git onu eğlendirin, lak lak luk luk yapanlarla meşgul ol. Böyle bu arada sorulara da cevap. Abi 1 saat 20 dakika dinlemiyoruz. Bir tanesi etti de. Kardeş elinde player var. Tak diye dur. Sen zaten niye dinliyorsun? Abi ihtiyacın var. İhtiyacın varsa hastane kapısında muayene için 2 saat 1 saat bekliyorsun, daha muayene olmadı. Ve 10 sene, 11 sene, 12 sene ilaç kullanıyorsun. 12 sene bekliyorsun düzelmek için. Ben sana 1 saat. Paşa arzun bilir. Eşeği tutuşturmuş Nasrettin Hoca da ondan sonra başladı. Yakıyor demiş, aklın varsa sana göl. Aklın varsa göle git. Değilse yanacaksın. Allah öyle diyor. Bu kainatı biz yaratmayla oyun oynamıyoruz. Sen kendini oyun arıyorsan, şimdi bak mesela bu mevzu nasıl olacak? Bir saati biter mi? Nedir hadi bakalım ama olsun. Biz ucundan, kıyısından, yüz kaçtı? 162. 162. Emir Dabir 162. Evet, söz senin. Rahat ol, istersen 5 saat olsun. İşine yarayan dinleriz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim. Bir biçare vesveseli, tahassas ve dinsizlerle görüşen bir adam... Bak, burayı kaçırmayacaksın. Dinsizlerle görüşen. Bak, vesveseli, bir de hassas, yetmiyor dinsizlerle görüşen. Sirayet. Ben bunu sizden sonra düşünün, dinsizle görüşen. Ben bunu en güzel örneği Almanya. Almanya'da bulunan Müslümanlar, cami hocası dahi olsa, şu ben dahi olsam, hemen sirayet ediyor. Alman ruhu gibi ruhlanıyor. Yani dün okuduk ya, her şeyde dediğin zaman abi, taş olsun, insan olsun, hayvan olsun, her şeyde var artık bu. Neyi anlamadım? Bu yansıma var abi. Evet, her şeyde yansıma var. Taş olsun, hayvan olsun, insan kesinlikle olsun. Kesinlikle. Çünkü diyor ki her şey diyor. Mesela Osmanlı binasında nasıl Osmanlı kokuyor? Yani. Vesaire. Yani bir adam, bir çare vesveseli, hassas, bir de yetmiyor, dinsizlerle görüşen bir adam. Tamam. Şimdi devam. Evet. Buraya girmeden abi mesela dinsizler görüşe. Sana piyasada da geniş tayirlerde dinsizlerin oyunları oynanıyor. Özellikle bu zamanda. Evet. Geçen derste de okunmuş da cumartesi dersinde bak. Ya aklını dağıtıp manevi bir divane olur. Ya aklını dağıtır manevi bir divane olur. Ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Yani ne ya dediğini da, bir ne diyor, ne diyor bu? Ne diyor? Ya aklını dağıtır, manevi bir divane olur. Ya kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur. Ya?
Fikrini dağıtır, manevi bir ecnebi olur. Fikrini dağıtır, yani vicdanını dağıtır, manevi bir ecnebi olur. Manevi, zahire bakarsın Müslüman. Çünkü ecnebilerin oyunları orada oynanlar. Bu sefer otomatikman onlardan oluyor. Sirayet ediyor. İçeriye her giren, her giren içeriye aktif ediyor. Fotoğraf gelsin, ses gelsin. Acayip bir şey ya. Dün akşam yatamadı mı o kafanın içi, zifiri karanlık olması. Zerre kadar ses yok, zerre kadar ışık yok, zerre kadar tat yok, koku yok, hiçbir şey yok dimağda. Zerre kadar, bütün hiçbir şey girmez içeriye. Eğer zerre kadar bir karanlık, karanlık bile değil, başka bir şey girse dimağa, ışık anlaşılmaz. Mesela bak bu geliyor göze. Göz böyle düşünün, tamam mı? Aldın mı buraya? Bak göz yuvarlak. Geldi. Bunun bu tarafındaki çukura korteks diyorlar. Bu geldi buraya. Kendi fenlerini söyledi. Burada şekilleniyor. Buradan ışık geliyor. Bunun resmi geliyor. Şurada şekilleniyor. Bundan sonra korteks, retina, korteks dimağdır. Retina, özür dilerim. Retina tam burada, retinada şekillendi mi? Şurada retinadan sonra bunu alıyor, artık lamba yok, çiçek yok. Elektriksel sinyalleriyle beyine taşınıyor. Beynin içinde hiçbir renk yok, hiçbir tat yok, hiçbir koku yok, hiçbir dokunma yok, hiçbir ses yok. Ta ki bütün sesler gözüksün, bütün tatlar gözüksün. Hiçbir şeye benzemeyen bir şey. Yani hiçbir belirleniş yok. Beynin içi sanki Adem. Vücut orada buluyor. Ses orada vücut buluyor. Kulak, ses, burun, dil, el. Yani dima sanki bir Adem. Perde mi oluyor? Gösteren perde mi oluyor? Evet, perde oluyor. Ya ama dikkat, bir daha söyleyeyim. İçeride zerre kadar bir ışık süzmesi giremez. Yok. Girerse beyin dima darmadağın olur. Ama bütün renkler orada belirleniyor. Hiçbir koku yok, bütün kokular orada belirleniyor. Ademi vücut, evet. Evet, ne demiştir abi? Bir çare adamı vesveseli, hassas dinsizlere görüşen bir adam. Bu bak, adamdan abi sıhhatla bir şey beklenebilir mi? Bu adamdan ne beklenir? Vesveseli. Dokunma düşüyorum ha. Böyle hassas, aman ha. Bana böyle dedin, havadan nem kapan. Hem vesveseli, hem hassas. Bir de dinsizlerle oturup kalkan veya dinsiz de abi kim dinsizde oturuyor? Televizyonlar onlardır. Televizyonda onlar muhatap olursa. Onların oyunları. Onların oyunları. Kökü ecnebiye dayanan değil ya başka bir yazarlarda. Meşhur duayı nebevi olan Cevşenül Kebir hakkında akıl haricindeki sevap ve faziletine dair bir hadisi şerifi görmüş, şüpheye düşmüş. Çok normaldir abi. Cevşen-i Kebir hakkında bir hadis-i şerifi görüyor. Hadis-i şerifi görüyor. Tabii kafası almıyor. İslamsız olduğu da böyle ya. Mezhepsizler diyor ustad, mezhepsizliklerini dinsizlik olarak dinsizliklerini mezhepsizlik olarak ifade ederler. Mezhepsiz kim? Altına koyun imzayı. Hep betül mesuliyet bana ait. Mezhepsiz mi? Mezhebe mi hücum ediyor? Dinsizdir. 27. söze dayanıyor. Ben delilim olmasa ahmak değilim demem kimseye. Dinsizliklerini mezhepsizlik olarak ifade ediyorlar diyor, tamam mı? Şimdi Cevşen-i Kebir hakkında aklın haricinde tabii kendi aklının, senin aklın ne ki? Senin aklın ne? Daha buradan oraya götürmüyor. Daha kendini idare edemiyorsun. Burhanından çıkamıyorsun, paniğinden çıkamıyorsun. Kendini kontrol edemiyorsun. Kendini idare etmekten acizsin. Bu akılla kainatı idare eden kanunları idare edeceksin. Yani bu dünyadaki hadiseleri daha bu dünyada ona bakan işleri çözememiş. Ahirete tavuk eden işlerin neticeleri çözecek. Evet, Cevşen-i Kebir'in işte... Vesveseye düşmesi çok normal. Gayet normal, çok güzel. Demiş, Ravi Ehl-i Beyt'in imamlarındandır. Halbuki hadsiz bir mübalağa görünüyor. Normaldir i̇şte, yani. Mesela adam diyor hiç utanmadan, kılık kıpırdamadan. Ondan sonra ustad diyor ki, Buhari'de görmek sahabeden işitmek gibidir. 19. mektubuyuz. Adam Buhari... Hakaret ediyor biliyor musun? Hadistir diye dalga geçiyor ya. Dinsize bak. İmansız seni. Dinsiz seni, imansız seni. Hadis inkar eden imansız.
Ben sert konuşmuyorum kardeşim. Yaptıkları cinayeti anlatıyorum. İnsanları dinsizliğe sevk ediyorlar. Dinsiz, imansız bunlar. Sana kimler? Şöyle diyor abi. Mezhepsiz. O şahıs abi şöyle diyor abi. Ey Kur'an diyor, sen bu konuda ne diyorsun? Şeyleri mezhepleri ortadan kaldırmış, İmam Azam ortadan kaldırmış. Ey Kur'an sen buna ne diyorsun? Adam Kur'an'ı anlayacak şey yok ki, seviyesi yok ki. Dinsiz işte. Kur'an'ı direkt inkar edemiyorlar ya. Burada da o niye bu girdik? Burası ile alakalı. Kur'an'ı ortadan kaldırmanın yöntemi çok iyi biliyorlar. Öğrenmişler. Sünneti ortadan kaldırmak. Tamam, ona hizmet edenir. Sünnetleri ortadan kaldırırsan Kur'an zaten herkes Kur'an'da zaten. Deccal bir derece onu yaptı zaten. Deccal bunu yaptı. Onun için hadis-i şerifi inkar ediyorlar. Kur'an'ı ortadan kaldırmak için. Kur'an'ı ortadan kaldırmak için hadisi kaldırmanız gerekiyor. Başka mümkün değil. Risale-i Nur'u ortadan kaldırmanın yolu nedir? Bunun hizmetkarlarına kulp takmak, yok etmek. Vakıflığı yok etmek. Dershaneleri yok etmektir. Çünkü bunların etkisi budur. Hani yöntem bu. Şimdi evet, devam et. Mesela içinde der, bu duaya Kur'an kadar sevap verilir. Hem göklerdeki büyük melaikeler o dua sahibini gördükçe kürsülerinde inip ona pek büyük bir tevazu ile hürmet ederler. Yani Cevşen-i Kebir'i okuyan var ya, onun hakkında hadis var. Diyor ki, bir, Kur'an kadar sevap verilir. İki, gökteki 4 tane büyük melaike var ya, bunu okuyup bitirene, kürsülerinden çıkıyorlar, bu adama selam duruyorlar. Sonra başka? Pek büyük bir tevazu ile hürmet ederler. Bir de hürmet ediyorlarmış bunlar. Sonra? Bu ise aklın ve mantığın mikyaslarına gelmez. Yani ya akıl alır mı ya diyor. Ölçü kalmamış sen, ki. Ölçü ne? Dağıtmış kendisini dağıtmış. Kendisini kendisiyle izah etmeye kalkıyor. Yani bu akılla bu aklı çözmeye çalışıyorsun. Nasıl olacak? Benim aklım almıyor. Dolayısıyla hadis-i şerif değil. Allah Allah. Ne kadar muvazenesiz, dengesiz şeyler var ya. Nasıl bir mahluk ya. Ama bunun arkasında giden de nasıl aldanıyor değil mi ki? Ya ne çıkarsanız çıkın piyasaya, hangi malla çıkarsanız çıkın mutlaka sizin müşteriniz olur ha. Bit pazarı öyle abi. Adam mesela o kadar eski şeyleri koyar, müşterisi varmış ama yani. Ha, acayip bir şey ya. Adam dinsiz müşterisi var. Cehenneme davet ediyor, ahiret yoktur diyor. Tabii yani ki iyi ki söyledin diyor ya. Ahiret niye olsun? İnsan fıtratına zıt değil. Sanki beka söylemiş gibi. İyi ki söyledin dedi ya. Ben de zannediyordum ahiret var ya. Diye bak ona şey yapıyor. Adam mezhepsiz, dinsiz. Mezhepsizliğini dinsiz olarak şey yapıyor. Sahih Buhari'yi kolunu sallayarak inkar ediyor. Kaderi inkar ediyor. İslamsız oğlu. Dinsize bak. Kaderi inkar ediyor dinsiz. Bunun arkasına giden var. Dinsiz. Kaderi inkar edin dinsiz yani. Hadis-i şerifte iman esasından hadis-i şerif zikrediyor. Hadis-i şerif sayıyor. Hadis inkar. Çünkü tabii inkar edecek ya. Kur'an'ı ortadan kaldırmak için hadisi kaldırman lazım. Nasıl böyle söylüyorsun? Ya arkadaş, mezhebi inkar eden, hadisi inkar eden adamı benim inkar etmem çok mu? He? Benimki bu sözüme biraz şey garip böyle baktınız da onun için dedim. Dinsiz demem adama, peygamberin sözüne reddeden adam, peygamberin sözünü kabul etmeyen, İmam Azam'a şey diyen, dil uzatan, ağzımı almak istemiyorum. Halt etmiş diyor. Evliyayı kabul etmeyen. Vesaire. Acayip bir şey ya. Bu dinsiz daha. Başta sayayım. Kaç tane dinsiz var? Hangilerini sayayım? Var bir tane var. Benim için şey diyor. Şirk ehli diyor. Abdülaziz Bayındır. Mustafa İslamoğlu. Yaşer Nuri zaten o zaten şey değil. Onun şey zaten Bayraklı ben. Bunlar alaysa dinsiz ya. İmansız bunlar. Hadis inkar eden dinsizler bunlar. Bunlar peygamberin hadisini inkar edince ben onların imanını inkar etmem çok değil ki. Bak onlar imanlı olsa ben imansız oluyorum. Bu rızka giriyorum çünkü ne ben nakletmiyorum. Videolarını getirdiler. Abi bak baktım hadis inkar ediyor adam. Hiç elini kıpırdatmadan hadis inkar ediyor. Burada da bunu da yapar. Bunu da yapıyor işte. Bu Cevşen'i okuyan diyor.
Şuraya bak diyor, bu hadis midir diyor. Bu hadis olur mu diyor. Kafası almıyor. Niye? Kur'an kadar sevap verecek. Bunu okuyan kişiye dört melek hürmet edecek, kürsülerine çıkacak, saygı gösterecek. Böyle bir şey olur mu diyor. Başka bir tanesinin videosunu şöyle dinlemiştim. Bak bak diyor, peygamber kainatın çekirdeği diyor. Ya diyor, nasıl bir kafa taşıyorlar diyor. Bak. Peygamber 571'de doğdu, 632'de vefat etti. Kainatın nasıl çekirdeği olacak? Daha önce yoktu ki diyor. Bak kafaya bak. Zaten. Kafaya bak. Kafa, taş gibi kafa. Sonradır abi dursun. Ancak cehennemde düzelir. Ancak cehennemde düzelir. Babana geçmişine rahmet Nadir abi. Benim böyle hiddetli, böyle agresif bir şey yapmam çok görmeyin ne olur ya. Peygamberin hadisini inkar eden, benim yapımı inkar ediyor, beni inkar ediyor. İnsanlığı inkar ediyor, tamam mı? Peygamberin hadislerini inkar ediyor. İmam Azam efendilerimizi inkar ediyor. Gazalileri, Geylanileri. Bunlar anlamamış, haşa bunlar kafasız. Bunlar hep aldanmış. Sırf bu akıllı. Böyle bir zındık olur mu ya? Geylaniler, Gazaniler, Bahattin Nakşibendiler, Muhyiddin Arabiler, Gazaliler anlamamış. Bu anlamış radiyallahu anh. Sonra tarihe bak ya. Sonra diyorlar sinirleniyor. İyi ki kafasını kesmiyorum. Burada olsa vallahi elimden bir kakası çıkar ha. Ha burada görseydim dayanamazdım vallahi ya. Ya küfre ben dayanamıyorum ya. Zulme, yanlışa. Yani bu imansıza bak yani. Adam peygamberimizin hadisi. Bunu da inkar ediyor. Ha. Kusura bakmayın bazen. Kontrol edemiyorum biliyor musun böyle. Demek ki biraz şey meşrebim var. Ömer'in meşrebi. Böyle küfür ya, hadis inkar ediyorum ben, hep de tüylerim şey oluyor. Evet abisi, özür dilerim. Evet, bu ise aklın ve mantığın mikyaslarına gelmez, diğeri Sari Nur'dan imdat istedi. He, tamam. Ben de Kur'an'dan ve Cevşen'den ve Nurlardan gayet katli ve tam akıl ve hikmete mutabık bir cevap verdim. Elhamdülillah, Allah razı olsun senden. Size gayet kısa bir icmalini beyan ediyorum, şöyle ki ona dedim. Oh. Ya bu 12. mektubda da 3 tane sual var ya, bu sualler diyor. İmanın zaafından ileri geliyor. Lamalardaki mi? 12. mektup tamam. 12. mektup tamam. Evet. Bu sualler diyor imanın zaafından mı geliyor diyor. Evet, tam doğru çıkıyor. O çeşit meselelerdeki şüpheler erkan-ı imanın zaafından ileri geliyor. Vay be. Erkan-ı imanı. O sözler ise erkan-ı imanı tamamıyla ispat eder. Elhamdülillah. Risale-i Nurlar. Burada bir biz... Ben de rastlamıştım bir tanesi Almanya'da. İlahiyatçı, profesördü. Ama ismini vermeyeceğim çünkü bilmiyordum dedi, ikrar etti. O zaman başımın üstüne bak. Uçağa denk geldi. Konferanstan geliyor. Ser ve Hud meselesini. Belki de yarım saat izah etti. Hem de üç cepheden. Var ya, Ser ve Hud meselesi. Üç cepheden balık ve öküzün inkar. İnkar etti, tamam mı? İnkar ediyordu. Yarım saat üç cepheden inşa yaptım. Durdu, insaflıydı. Ben dedi bir yüzümü yıkayabilir miyim dedi. Gitti geldi. Baktım adam onu 10 dakika sürdü geldi. Ya dedi, bunun bedeli çok ağır olur bana dedi. Biz dedi, kendi itiraf etti. Kendi aklımıza sığmayanı hadis değildir diyoruz. Bak Bediüzzaman'dan, ezberden kitap yok yanımda dedim. Bak beni kafama kaldığı kadar izah ettim. Dedi ki, söz veriyorum sana dedi, o kitabı alacağım dedi. Ama dedi şimdi inkar etmiyorum dedi, sarıldı bana. Sarıldı. Bak dedim, hadis inkar, evet dedi hadis inkar etme, ayet inkar etme gibi. Ama biz bunu dedi hurafe biliyorduk dedi ve ben çok yerlerde hurafe dedim diyor. Bu insaflıymış ya. Bu insaflıymış. Evet. Burada bir 24. söz diyor. Evvelayı geçiyoruz. 24. sözün 3. dalında 10 adet usul var. Yani usul yani hadis-i şerife nasıl bakacağız? Hadis-i şerife nasıl yorumlayacağız? Hadis-i şerifin içerisini anlamak, dimağını, enfusini, iç alemini, ruhunu, kalbini, vicdanını ve eylemine dönüşmesi için hadis-i şerif dimağı ve kalbi ve eylemini bütünleştirmek istiyorsan o hadisi şeriflerin içerisini anlamanın 10 tane yolu var.
yöntemi var. Orada anlatıyor. 24. sözü. 24. Hem orada abi duanın şeyinden anlatıyor. Hem de iki rekat namaz haç kadar şeyi vardır. Vesaire. Evet. Mehdi meselesi. 10 tane yolu var. Bunu bilmeyen hadis-i şerife mana veremez. Vermemeli. Böyle şüpheleri esasıyla keser, izal eder, ona bak, cevabını al diyor abi. Orayı geçiyorum abi. Hepsini okumayacağız, bazı yerlerini okuyacağız abi. Tamam. Soru Cevşen-i Kebir'i okumaktan hasıl olan fazilet hakkında. Öyle mübalağa gözüküp diye hadisi inkar ediyorlar. Üstad Bediüzzaman Hazretleri birinci emirden şüpheye ve hadisi de inkar ediyorlar. Müslüman şüpheye düşüyor. Zındık da Müslüman suretine gözüküp kafir inkar ediyor. 162 Emirdağ 1'de bunu ele alıyor. Tamam mı? Efendim, bu kardeş de takdim ediyor. Buyur. Abi, kafirler bizzat onları inkar ediyor. Yani ehli imanda, zaafı imandan onlara vesveseye düşüyor. Tereddüde düşüyor. Adam bilerek yapıyor. Evet, o bilerek yapıyor. Bizimki. Ona aldanarak o harici şeyleri takip ede. Acaba bunda bir hakikat mı vardır? O da tereddüde düşüyor, zaaf-ı imandan. Zaaf-ı imandan. Bir tanesi dedi ki, kadın yazmış. Dedi ki, ben şundan kurtuldum bu zalimlerin elinden diyor. Bir ara videolarını takip ettim. Ya dedi, İmam-ı Gazali mantık felsefede darmadağın etmiş. Yunan felsefesini o zaman. İmam-ı Rabbaniler, Geylaniler, Bediüzzamanlar, onlar anlamadı da mı diyor. Bu anladım. Bu mantıkla kurtardım diyor. Yani bu hadisin olup olmadığını, meratibini anlamamış. Bu anladı. Onunla kurtardım diyor. Çok güzel, aferin. Bir tane yöntemim bu işte. Abi, Kastamonu'da bu, yani burada da Risale-i Nur'un da ehemmiyeti ortaya çıkıyor abi. Evet, Risale-i Nur. İhtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Ya, Risale-i Nur olmasa ne yapacaktık? Biz de aldanırız. 209'da bir şey var abi. Kastamonu 209 mu? Evet abi. Risale-i Nur, yüze yakın din tılsımlarını, hakaiki Kur'aniyenin muammalarını hal ve keşfetmiştir ki, her bir tılsımın bilinmemesinden. Çok insanlar şüphehata ve şükuka düşüp, tereddütlerden kurtulamayıp, bazen imanını kaybederdi. Allah Allah. Kaç ya bir açmak zorunda? 209 abi. 209. O da el cevaplarına. Vay be. Şimdi ise bütün dinsizler toplansalar, o tılsımların keşfinden sonra galebe edemezler. Allah Allah. Bir de bir yer var ya Kastamonu'da, Risale-i Nur ehli imanın imanını kurtarıyor ve tahsiye ediyor diyor. Hatırladınız mı? 5. şu olmasana. 5. şu. 5. şu hakkındaydı. Ehli imanın imanlarını tahsiye ediyor. Ha, 30. Kurtarıyor. İzmir plak 35. Evet, 5. şua umumun ve bilhassa ehli ilmin imanlarını tahsiye edip kurtarıyor. Ama evet. bu daha cami, bu daha harika Resul. 209 muydu? Evet abi. Bu da el cevapları. Bu ne güzel diyor bak. Risale-i Nur, yüze yakın din tılsımlarını ve hakaiki Kur'an'ın muammalarını hal ve keşfetmiştir ki, her bir tılsımın bilinmemesinden çok insanlar şüphehata ve şukuka, şek düşüp, tereddütlerden kurtulamayıp, bazen imanını kaybederlerdi. Şimdi eğer insan okuyan, bütün dinsizler toplansalar, o tılsımların keşfinden sonra galebe edemezler vesaire. Peki şu soru şeyime geldi de özür dilerim, kafam takıldığı için. Bazılar şunu bekliyor benden, abi niye cevap vermiyorsunuz? Ustad diyor ki, dinsizlerin en büyük şeyleri, planlarından bir tanesi de ortalığa böyle soru şüphe takıp arkasına ehli hakikati ve yazan çizenleri, düşünenleri, topluma faydalı olanları kendisine takıyor, soru bırakıyor, cevap veriyor, soru bırakıyor. Ta ki müsbet hareket yapamasın, başkalarıyla meşgul olmasın, bizimle meşgul olsun. Dolayısıyla ortada bir hizmet olmasın. Onun için biz onları hiç muhatap almıyoruz. Risale'yi okuyan abi diyor, böyle suallere ihtiyacı olmaz diyor. Evet, bunu suallere cevaplara ihtiyacı olmaz. Bunu şeye mukasiye ediyor ikinci emirdağında. İhvan-ı Müslim'i tuzağa düşürmüşler. Kaç sene? 5 sene. Yazıyor. Yani İhvan-ı Müslim şey yapmışlar. Soru, baktık İhvan-ı Müslim yayılıyor. Soru, topluma yayılmışlar. Bunları nasıl durduracaksın?
soru atacaksın. Herkesi balık oltası gibi kendine meşgul edeceksin. Cevap arayacaklar, herkesi unuttular. Bir daha tam cevap bulurlar, başka bir soru. Ağzından soru biter mi? Bu bardakta kaç tane atom var? Uğraşsın dursun. Amerika'da kaç tane tavuk var? Ha? Ta ki böyle atıyorlar, hizmet eden, oysa çok insan var bizim elimize muhtaç. Ağzımıza bakıyor, bize bakıyor, elimizden tut diye. Böyle masum ve mazlum insanlara hizmet ulaşmasın diye kendileriyle meşgul edip hizmet ettirmiyorlar. Bu bir tuzaktır. İnternetlerde, Facebook'larda böyle dinsiz siteleri gidip cevap hazırlamak, saatlerce gecelerini geçirme, bu bir tuzaktır. Bu korkunç bir yanlıştır, tuzağa düştün. Oraya vereceğin saatin onda birini cepşen okusan, Kur'an okusan, Risale okusan daha faydalı olacaktı. Çünkü ertesi gün dolu dolu iş yerine gidince böyle gözleri şişmiş, uykusuz bir kafayla değil, 5-10 dakika Risale okumuş enerjini ona boşaltacaktın. İş yerindeki arkadaşına anlatacaktın. Bu bir tuzaktır. Ben asla böyle bir tuzakları yem attılar ama yemediği gibi dostlarımı da ikaz edeyim, çok insan kurtardı. İyi niyetli olanlar, çünkü emirden diyor, bu bir tuzaktır. Evet. Evet, üçüncü dal. Ha, oraya sözlere geçti. Evet, sözlere geçti. Burada 10 tane asır var. Hadis-i şerife nasıl bakacağız? Tamam. Kıyamet alametlerinden ve ahir zaman vukuatlarından ve bazı amalin fazilet ve sevaplarından bahseden ehadisi şerife güzelce anlaşılmadığından akıllarına güvenen bir kısım ehli ilim onların bir kısmına zayıf veya mevzu demişler. İmanı zayıf ve enaniyeti kavi bir kısımda inkara kadar gitmişler. Şimdi tafsile girişmeyeceğiz. Yalnız 12 asır beyan edeceğiz. Bak o zanda da varmış usta zamanında. Böyle zındıklar varmış ama zındıklara aldanmış olanlara hiç muhatap almıyor. Yalnız cevap şeyini veriyor işte. Evet. İşte onun için internetlerden, televizyonlardan uzak durun da meşgul olun bu Risale. Onun için anlatıyorum. Adam bunun nesi de bak. Akıllarına güven, bir kısım ehli ilim onların... Akıllarına güvenen. Evet, akıllarına güvenen. Ehli ilim. Onların bir kısmına zayıfeye mevzu demişti. Aklına güvenenler. Aklına güvenmiş. Bu akılla tartıyor. Bu akılla tartıyor. Mevzu veya zayıftır. Evet. Veladesi olur mu? Allah Allah. Tabii bu her şeyi maddede arayanların gözleri akıllarındadır. Akılları gözlerindedir. Göz zemaniyattan kördür. Evet. Bu akıl için üstad alet diyor. Sen aletin bozuksa bozuk tartacaktır. İmanı zayıf ve enaniyeti kavi bir kısımda inkara gitmiştir. Bu genelde ilahiyatçı camiasından çıkıyor. Evet. Kimler biliyor musun? Bunlara bir isim takma. Ecdat zaten demiş bu. Ecdadın sözünü Osmanlıca'yı Türkçe'ye çevirdim, dersin bir konusu yaptık. Dini tamir davasında din tahripçileri. Ecdad bab açmış buna ait. Bak, dini tamir davasında din tahripçileri. Ben de onun Türkçesini çevirdim, ders var bir tane sitede. Bunu da öyle koyarız. Dini tamir davasında din tahripçileri. Bunlar eskiden beri zindik var. Resulullah zamanında vardı ya. Bunlara karşı estek ve estetik olmayacaksın. Hudutlar net olacak. İman küfrün ortası yoktur. Ya buradadır, ya buradadır. Burada değilse, nerede olursa olsun burada değildir. İman cephesi budur. Ehl-i sünnet şeyi budur. Kitap, sünnet, icma kıyas. Kendi küçük kafasına zayıftır. Hadis değildir. Senin hadisini sevsin. Acayip bir şey yani. Bir de mevzu demek de neyi ortaya atıyor abi mevzu demekle? Mevzu demek şu, delili yok. Tartışılabilir falan. Yok yok o değil. Mevzusu yani mesela diyelim ki bir hadis-i şerifin 3 tane sari, ravisi sağlamsa sayı oluyor. Diğeri mevzu. Mevzu demek manasız değil yani. Ustad onu mevzuyu da alıyor. 19 onları tek tek izah ediyor. Yani ravisi o kadar sağlam değil. Mesela iki tanesi çok sağlam, bir tanesi de böyle zayıf yani zor hatırlıyorum diyor mesela. Ama iki tanesi sağlam. Ama üç tanesi olursa sahih oluyor.
Yani manasız değil yani bu. Hadis, mesela Servehut öyledir. Hadis hadistir yani. Tabii hadistir. Servehut öyledir. Ama 2-3 tane veya bir tane sağlam bir sahabeden geliyor. Bir sahabe sonra hatırlıyorum diyor. Veya işte onu veya varamadı yani. Diyelim ki Sahih Buhari gitti o sahabe tüm tabi'in imamındandır. Ondan sonra varamamış sahabeye. İki tane ravisini buldu, üçünü bulamadı. O zaman mevzu demişler. Bir tane varsa zayıftır demişler. Onun ölçülerini anlatıyor orada. Yoksa hadis hadistir. Çünkü hadis inkar etmek, ayet inkar etmek gibidir. Adam küçük kafasıyla koymadı. Olmaz. Tabii canım. Şimdiye kadar biz ne kadar yanlış yapmışız ya. İmam-ı Azam yanlış yapmış. İmam-ı Şafii yanlış yapmış. Gazali yanlış yapmış. Geylani yanlış yaptı. Bahattin Şah-ı Nakşibendi yanlış yapmış. Ulan ağzıma geliyor, tutuyorum ha. Tam bir oküz, bari değil. Tam bir oküz. Katıksız yani. Markasız bir oküz yani. He? Kesmeyeceğiz bunu. Tam bir oküz, bir daha söyleyeyim. İmam-ı Gazali'ye anlamamış. İmam-ı Mevlana Ali'ye anlamamış. Hadis olup olmadığını bunlar anlamış. Buhari Hazretleri ne diyor ki? Bunak diyor. Kaderi inkar eden adam öküz olabilir mi? Özür dilerim. Aynen. Ayet-i kerimede diyor ki enamı benim ada. Hayvan bile değiller diyor. Özür dilerim öküzün şahsiyeti maneviyesinden. Kelenam benim ada. Bendeki şey yapmayın. Hayvandan daha aşağıdadır. Hayvan olamaz da. Hayvan inkarcı yok. Kafir hayvan gördünüz mü? Bu kafir. Mezhepsizliğini dinsizlik olarak, dinsizliğini mezhepsizlik olarak gösterirler diyor. Acayip. İnsafsız ehli ilhadın. Bak insafsız. Mübalağa zannettikleri, hatta muhal bir mübalağa ve mücazefe tevehüm ettikleri biri de amellerin sevabına dair bazı surelerin faziletleri hakkında gelen rivayetlerdir. Mesela Fatiha'nın Kur'an kadar sevabı vardır. Sure-i İhlas, Sülüs-ü Kur'an, Sure-i İzâ Zülzületül Ardu, Rubur Sure-i Kul Yâ Eyyühül Kâfirun, Rubur Sure-i Yasin 10 defa Kur'an kadar olduğuna rivayet vardır. İşte insafsız ve dikkatsiz insanlar demişler ki, şu muhaldir, çünkü Kur'an içinde Yasin ve öteki faziletli olanlar da vardır. Onun için manası manasız olur demişler. Yani anladınız, mesela diyelim ki şu sureyi şu kadar okursanız şu vakitte Kur'an kadar sevabı var. Veya bilmem kaç tane Kur'an kadar var. Ya diyor, bu sure zaten Kur'an'ın içinde var. Zahir düz mantık budur. Ama aşağıda izah ediyor bu ne demektir diye. Burada yani o düz mantık var ya, düz mantık. Mantıksız mantık ya. Kelam ayetlerinin ismedini tekvin ayetlerde misal verecek abi burada bak. Evet. O Mısır'dan, Haşhaş'tan misal verecek. Tekvin ayetlerinde olduğu gibi kelam ayetlerinde böyle. Tekvini ayetlerde oldu yani kainattaki. Evet, kainattaki tekvini ayet şu. Şu kainattaki Allah'ın ayetleri ya bunlar, şunlar. Bir tane Haşhaş'tan 1 milyondan fazla geliyor. 1 milyon değil mi? Bir balık bir yumurta bırakınca en az 1 milyon bırakıyor. Yani Mısır'dan 800. Bu bir ayettir. Ayettir. Kur'an şöyle dualar veya bazı onun hakkında ayet veya sure veya dua hakkında ki o sureler ve ayetler de aynı böyledir. Haşhaş gibi, balık yumurtası gibi, mısır gibi, nar gibi bir tane nar tanesinden bir ağaç çıkıyor. Ağaçta da 50 tane 20 tane nar var. Her bir narda kaç tane nar tanesi var? Maddi görünen şey de böyle olacak. Görünmüyor ama uhri hayatı tabak edildi olmayacak yani. Mesela biz annem de ben Merze'de büyüdüm yani. Şey yoktu o zaman. Gübre yoktu. Hayvanın gübre vardı. Ben 7 yaşına kadar köyde bile büyümedim yani. Köyün yaylasında büyüdük. Orada hayvanı gübrelerle toprak yorulmamıştı. Onlar şey yapar. Hayvandan çıkanı tarlaya koyar. Sonra ekerdi mısırı. Ben 3 taneden aşağı mısırın kafa verdiğini ben hatırlamıyorum. 3 tane baş verirdi. Senede bir defa ekiliyordu tarlayı, biliyorsunuz zaten. Şey gibi değil, Hatay gibi 4 defa gibi. Bir mısır, hadi diyelim ki bir tane baş versin. Bu mısır, bir mısırda 300 tane yok mudur bir koçan, kolu var, koçanlar.
vardır. En az 2-3 tane veriyor ya. Çünkü o besleyici hayvani gübreler. Bir taneden bak neler çıkıyor mesela. Bir çınarın tanesinden bak çınarda ne kadar şeyler, çekirdekler var vesaire. Yani bunlar kevni ayetler. Yani bu da ayettir. Ve min ayatina, yani kainattaki mevcut eşya da Allah'ın ayettir. O ayetleri ifade eden Kur'an'ı ayetler de böyledir. Bazı çekirdekler böyledir. Bazı çekirdekten bir tane koyarsın, bir tane çıkar. Bazı çekirdeklerden binlerce çıkar. Haddini bilmeyiz. Narın haddini bilemeyiz. Bir tane çıkıyor. Haşhaştan öyle. Ha, bazı sureler hakkında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu çekirdeklerde olduğu gibi bazı surelerin de böyle bir bereket yapısı olduğunu, öteleri ifade ettiğini, ötelere bir menfez ve delik olduğunu, insanın aleminde böyle böyle şeylerin inkişaf ettiğini söylüyor. Evet. Cevabı orada yani hem harika cevap, örnek veriyor. Hakikati şudur ki Kur'an-ı Hakim'in her bir harfinin bir sevabı var. Bir hasenedir. Yani normalde Kur'an'ın her bir harfinin bir hasenedir. Her bir. Normali bu. Allah zam yapmasa, çoğaltmasa adalet budur yani. Merhamet değil. Leyla-i Kadir'de, Leyla-i Barat'ta değişiyor bu şartlar. Şimdi mesela Leyla-i Kadir'de 30 bin diyor en az. En az. Yani mecbur mudur ya Allah vermeye? Yok. Ya diyor ben özellik yapıyorum diyor. Ya bir Allah desen 4 tane harftir. Bir de dik üstün harf derler. Ona da metti. 5. Allah 5 desin. 5 harf. Allah dedin 30 bin çarpı 5. 150 bin en az sebap alıyor. O hocam olur mu? Sana ne? Sen Allah'ın ortağı mısın? Şeyde de böyle mesela buraya ekersin mısırı, burada olmazıma gide hata ekersin binlerce olur. Acayip bir şey ya. Böyle. Sanki Allah kendi arkadaşı sanki. Niye veriyor diyor. Bir tanesi diyor. Hocam olur mu ya bir gece yiye içe menaf edecek. Doğru doğru söyledin sen dur. Dua ederken ya Rabbi saydım sen. Ya Rabbi bu istemiyor dedim. Bu adalet istiyor, rahmet istemiyor. Affedilmek istiyor. Olsun olur mu hocam? Ne o zaman itiraz ediyorsun Allah'a? Sen istiraz ediyorsun. Sen söylediğini söyledim. Olur mu? Ya Rab olmaz diyor. Buna böyle muamele. Yo yo diyor. Ya ben vazgeçtim diyor. Mübala anlatmıyorum ha. Nasıl olur diyor ya. Affeder. Sana ne? Bu Allah olduğu için böyledir. Allah olduğu için yani insan olsa bir verdin bir aldın. Bunu verdin bunu vereceksin. İki verdim iki vereceksin. İki, üç verdim. Allah böyle mi ya? Vermem verir Allah bana. Alim olacakmış ondan sonra verecek ilim. Hayır. Allah mecbur değildir bir insanın özelliğine mahkum olmaya. Ne sıfatları var ona göre vereceğim. Hayır. Gider bir bedeviden evliye yapar. Ümmiden peygamber yapar. Okuma yazma bilmeyen, mektebe bile gitmeyen Bediüzzaman'dan mücedit yapar. Senin ve benim gibi de kullanır. Ya gübreden elma yapan Allah, kör sudan göz yapan Allah, gübreyi diriltip şeftali yapan Allah, yani ne yapamaz ya? Sana ne? İradesini niye mahkum ediyorsun? Ha, şu varsa bunu yapar. Kardeşim, onun şey, kainattaki sözcüsü haşa, yani onun rahmet-i ilahiyenin timsali, misali. Timsali ve misali. Ne demek biliyor musunuz? Timsali, misali. Allah adına söz sahibi demektir. Allah adına. Çünkü o ne diyorsa Allah diyor diyor. Öyle alın diyor. Timsali ve misali. Diyor ki peygamber, bu böyle, bu diyor, bu çekirdek nar çekirdeği, bu çekirdeği gibi. Nasıl ki tekvin ayetlerde bire bin veriliyor, oluyor. Bunlarda da böyle. Eğer diyor altına söyleyecek zaten, Kur'an'ın her bir harfi adalet ilahi noktasında okursan, Allah dedin beş sevap alırsın, beş harf. Ama rahmet ilahiye ben diyor, o bir harf 30 bin vereceğim diyor, ne yaptı? 150 bin. Mesela bir misal vereyim. Her bir amelin sevabı muayyendir, bellidir. Şu kadar vereceğim. Orucun sevabı belli değil. Yok yani sevabı. İmanın zaten sevabı yok. Yani niye? Bak şimdi. Kantarı koy seni çağırdılar Haşi Meydan'da. Öyle işine yarayacak ki bunu itiraz edene ya Rab bu dediğimi uygulama ona. Diyesim geliyor ama gene demeyeyim. Kantara koydular. Hasenat sevabını koydular. Bak Allah ne yapacak. Hadis. Adamın böyle rezil kepazeliği çok. Bak. Allah da affetmek istiyor. Hakikaten adam namaz kılmış orucu ama rezil kepazeliği çok. Şimdi meleklerine diyor ki orucunu tartın. Namazını tartın. Zekatını tartın. Şunu tartın, bunu tartın. Gene adamın günahı tartılmıyor. Bastırılmıyor. Orucun mahiyen sevabı yok ya belli mi?
O zaman bunu tartacak kadar Allah cebinden veriyor. Orucu bu kadar sayıyorum diyor. Yani Allah rahmetine kapı açık olsun diye muayyenleştirmemiş. Ben bu kadar sayıyorum. Kim ne diyecek? Mahkemeye mi vereceksin Allah? Onu itire, onu affetti diye. Hasan abi, Hazreti Osman radıyallahu anh vefat edeceği gün abi oruçluydu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görüyor Allah alem. Diyor ki iftarı bizim yanımızda yapacaksın. Allah Allah. Şuraya bak. Hazreti Osman abi. Okuduğu en son ayet-i kerime kan da oraya damladı. Kur'an-ı Kerim daha düşün. Müzede saklanıyor şu an şeyde. Fesiyekfikuhum Allah. Allah sana yeter. Allah Allah. Fesiyekfikuhum Allah. Vay be. Orucu bizde açacaksın. Ne acayip bir şey ya. Ya acayip bir şey ya. Böyle Allah küçük kafa. Ya ne sokuyorsun kafanı? Ha o soktu zındıklığını yapıyor. Sen niye aldanıyorsun ya? Niye açıyorsun onunla muhatap oluyorsun? Pozitif kuyusunun kapağını açıyorsun pis koku. Aa hocam bana pis koku geliyor. Kapat kardeşim pozitif kuyusunu. Lan delilerle mi uğraşacağım? Dilin kemiği yok. Her konuşana cevap mı ararsam benim ömrüm yetmez. Ömrümüz yetmez arkadaşlar. Bu bir tuzaktır diyorum. Bu bir tuzağı gibi bir şeydir. Ya sana bir de şu var abi, yani bizim elimizde bunlar var da bir böyle diyoruz. Ya. Bunun nimeti yani her konuda ortaya çıkıyor yani. Acayip değil mi? İspat şey. Metodlara baksana abi. Onlar fasulyeden, Mısır'dan bize Kur'an ayetlerini ispat ediyor. Allah'ın rahmetini ispat ediyor. Ya doğru. Nardan değil mi? Mısır tanesi haşhaş misalinde. Allah'ın rahmetini... Çiftçiye anlatsan bunu anlar. Anlar. Ama adam şeyi bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş anlamaz. Anlamıyor evet ya. Çok doğru. Ya Risan bambaşka ya. Sonra diyorsunuz ki niye yapıyorsun? Ya. Öpme sarıl. Serbest mi abi? Öpme sarıl diyorum. Allah Allah. Sarıl. Doğru. Kaçıncı şey okuyordun asıl? Abi... 346 adı. Tamam. 9. asıl o geçti. Tamam abi. Ben... Parça parça ben o çünkü tamam. Hepsini bitiremeyiz. Ya bitiremeyiz. Doğru. Ama evet. Bakmak isteyenler burayı tavsiyatla okuyabilir abi. Bitti mi? Doğru. Bitmedi abi. Devam et. Evet. Fazlı ilahiden o harflerin sevabı sümbüllenir. Bazen 10 tane verir. Bazen 70. Bazen 700. Ayetül Kürsi harfleri gibi. Bazen 1500. Sure-i İhlas'ın harfleri gibi. Bazen 10.000. Leyli-i Berat'ta okunan ayetler ve makbul vakitlerde tesadüf edenler gibi ve bazen 30.000 mesela haşhaş tohumunun kesreti misillü Leyli-i Kadir'de okunan ayetler gibi. Ya nasıl hoşuma gitmeyecek? Dur. Bir harf 30.000 en az. Öf. Ya bu asırda cehenneme gitmek çok zordur ya. Cennete gitmek demedim ha. Cehenneme gitmek çok zordur. Aptallıktır, gerizekalılıktır. Ya bu kadar rahmet kapıları var. Sen bunları kapatıp da ne zorluyorsun cehennemi? Ya bir Allah desen o 150 bin ya. Kadir gecesi de. Bu kadar af şeyi var ya. Oruç var mesela. Ha? Allah muayen kılmamış. Kan tarafı bakıyor. Kulunu affetmek istiyor. Meleklerim diyor. Bunun diyor sevabı bastırması için günah ne kadar lazım? Şunu her şeyi tarttık. Bir oruç kalmış. Orucun belli değil ya. Orucu Allah şimdi. Ya Rabbi diyor. Diyelim ki 500 ton. 600 ton sayıyorum orucu. Tak! Sevap bastırdı. Hadi koyun cennette. Yeter ki onu razı edecek. Razı et ya adam gibi adam ol lan. Adam gibi adam ol yani. Yani günah işleme demiyoruz. Haşa o keşke olsa ama. Yani böyle adam ol, itirazlar etme yani teslim ol. Yani edile-i şeriye teslim ol. Kitap, sünnet, icmaya teslim ol. Ya Rabbi adam değilim ama adamlarını seviyorum de yani. Adam değilim ama adamlarını seviyorum. Senin adamlarını seviyorum. Seni seviyorum. Bir hadis gördüm şaşırdım. Bu zındık eline geçseydi bunu da itiraz edecek. Allah kulunu affetmek istiyor. Diyor ki bakıyor hiçbir şey yok ama hakikaten adam temiz. Ne artık nesine bakıyorsa bilmiyorum o Allah hakikati. Ben neticeye bakıyorum yani. Affetmek istiyor. Ameli yok, şu su yok, bu su yok. Ya dediğim benim sevdiğim, benim bir alimimin, alim, benim sevdiğim bir alimin ismini söyle. Yani benim sevdiğim bir alim. O kadar adam leylin leylim ki Allah'ın alimlerinden bir isim sayamıyor. Bir İmam-ı Rabbani diyemiyor, Gazali diyemiyor, Bediüzzaman diyemiyor, Geylani diyemiyor, Bahattinşah-ı Nakşibend diyemiyor, İbrahim-i Desuki diyemiyor, Ebul Haşim-i Sazir diyemiyor. Diyemiyor, bir tane yok yani. Nadir abi diyemiyor. Ona geleceğim şimdi. Bu sefer...
Dedi ki, madem diyor benim sevdiğim alimin ismini bilmiyorsun, onu seven birisini söyle. Onu seven birisi. Yani Gazali'yi seven, Bediüzzaman'ı seven, Bahattin Şah'ın Nakşibendi'ni sevdiğini iddia eden. Ya bu adam Nakşibendi Hazretleri'ni çok meter derdi, şu adam. Onun hatırına da affedeceğim seni demiş. Yani bu kadar olur da Lazca yani. Yani Allah öyle bir Allah yani. Yeter ki zındık olma kardeşim. Zındık ne oluyorsun? Ne zor ama. Niye cehenneme gidiyorsun? Niye insanları taşımaya çalışıyorsun? Çok iyi bir yer mi? Acayip bir şey ya değil mi? Ya bak şimdi 30 bin deyince beni koltuğumdan oynattırıyor yani. Evet işte Kur'an'a hakim tezavufu sevabıyla. Kur'an hakim ne? Tezavufu sevabıyla beraber elbette müvazeneye gelmez ve gelemiyor. Belki asıl sevap ile bazı surelerde muvazene edilebilir. Gelebilir, muvazeneye gelebilir. Evet, anlatacak. Mesela, nasıl oldu? Yani mesela İzaz-ı Zülcelal'i okumak, Tebarek'i okumak veya Yasin okumak kaç defa? Üçte bir mi diyor Kur'an'ın sevabı? O ne demektir? Soru çok acayip de. Yani mesela, şu diyor sureyi okursan Kur'an'ın iki katı sevabı var. E Kur'an'ın içinde bu sure zaten diyenlere diyecek şimdi. Evet. Bu sevap olduğu gibi hikmetler de öyle. Mesela İmam Şafii diyor ki eğer bir iler meselesi bize ne? İhlas suresi. He. Bize gelip biz Kur'an'da alacağımız onu da evet. Sırf velas. Velas. Velas gelse diyor bize kafiydi diyor. Yeterdir. Yani bu sevap olduğu gibi. Oradan içeriye giriyorlar. Hı-hı. Yani her bir raf kapılmış. Bam. Ötelere girmeye. Ondan sonra bana bu binaya girmeye bir kapı ver, gireyim de içeriden sonra artık bakarız. Yağmurdan, güneşten, tehlikeden kurtarayım. Onun için her bir süre bir o öteki aleme girmektir. Biz diyor velas gelse diyor yeterdi diyor. Çünkü bütünü taşıyor. Onun ayrı bir derste yapmışızdır. Yani bütün süre, Kur'an'ın bütün süresi bir sürede, bir süre bir ayette. O nasıl olduğunu çok dersimiz var onun hakkında. Mesela içinde mısır ekilmiş bir tarla. Farz edelim ki 1000 tane ekilmiş. Yani tamam ekmişiz. Bizim o hayvanı gübreyle 1000 tane attık. 1000 tane ekilmiş tane. Evet. Yani Kur'an'da 114 tane sure var. Ha, burada 1000 tane demiş. Tamam. Bazı habbeleri 7 sümbül verilmiş. Farz etsek her bir sümbülde 100'er tane olmuş ise. Diyelim ki her bir tane farz muhal misal veriyor. Her bir mısırın teninde 7 baş verse, her başta da birer 100 tane olsa, o vakit tek bir habbe bütün tarlanın 2 sülüsüne mukabil oluyor. Mesela bir tane de kaç tane vardı? 7. Her birisine ne kadar vardı tane olarak? 700. Yok. 100. Ne yapar? 700. 700 tane. Tarlaya kaç tane ekilmişti? 1000. 1000'e 700'e göre nedir? 3'te 2'dir. Değil mi? Anladık mı? 700 ve 1000. Bir tane ağaçta 700 tane var. Tarlaya 1000 tane ekmiştik. O 1000 taneye göre bir tanesine 700. Ama daha düşün o 1000 taneden bir tane bu daha. Evet. Başka? Mesela birisi de 10 sümbül vermiş. Her birinde 200 tane vermiş. Bir dakika. 1000 tane tarla ektik, tane mısır. Her bir mısır ağacından 10 tane baş verse, her başta da her birini de 200 tane vermiş olsa, her başta koçanda 200 tane olsa, her ağaçta da 10 tane vermiş olduğunu kabul etsek. Misal, o vakit bir tek habbe asıl tarladaki habbelerin 2 misli kadardır ve hakeza kıyasın. Örneği görüyorum. Yani o zaman tek bir habbe tarlanın 2 mislisi olur. Bir ağaçta 10 kafa verdi. 10. Her bir koçanda 200 tane var. Ne yaptı? 2000 etti. 2000. Tarlaya ekilen kaç? 1000 tane. Onun 2 katı oldu. Heh. İşte şimdi izah ediyor. O şimdi, girmeyeceğim mi? Oraya girmeyecektim ama. Gir abisi. Çünkü esas bunu... Bu izah edilmesi lazım. Evet, şimdi Kur'an-ı Hakimi
nurani, mukaddes bir mezra-i semaviye tasavvur ediyoruz. Kur'an-ı Hakimi de böyle, mukaddes bir mezra-i semaviye. Semavatta meyveyi veren ama zemini burada olan bir maide Kur'an'ı. Meyveleri aşağı bakın yani, ağzın evet. Tersi gibi. Tersi yani, dünyada her şey aşağıdan yukarıya büyüyor. Ahirette ise kökler, çekirdekler yukarıda, yukarıdan aşağı böyle büyüyor. İşte her bir harfi asıl sevabıyla birer habbe hükmündedir. Yani Allah'ın rahmeti tecelli etmeden sırf adalet noktasında Kur'an'ı okusak bir sevap, bir harfi bir sevaptır. Çoğaltmıyor Allah. Çoğaltmıyor. Çünkü niye? Adalet noktasında, denge ve muvazene noktasında cömertlik sokmuyoruz. İşte onu diyor peygamber. Hani Kur'an'ın normaldeki sevabı birdir. Hani bire 10 vermesi, 30 vermesi ihsan şahanedir. O şey değil, kural değil adaletteki şey. Kur'an'ın her bir harfine bir tane sevaptır. Kur'an'da böyle sayılacak, böyle sayarsın. Ha 10 tane abi hani saydık, o rahmet olarak söylüyor. Bir Kur'an harf normal günlerde 10 sevap verir diyor Allah diyor. Sevabı birdir ama 10 veriyor. En az. Kadir gecelerinde şu kadar, Berat gecelerinde 20 bin vesaire veriyor. Ama asıl itibariyle günah bir, sevap bir. Adalet cihetiyle. Adalet bu. Doğuyken, eğer diyeli ihsan-ı şahanedir, mecbur da değil. Rahmeti cihetiyle. Onların sümbülleri nazara alınmayacak. Sümbül nazara alınmayacak. O tektir. Sümbül rahmettir. Bir mısır attın, bir mısır çıkması lazım. 10 tane kafa çıkmaz. Sûre-i Yasin, İhlas, Fatiha, Kul ya eyyuhel kafirun, İzâ zülzületül erdu gibi sair faziletlerine dair rivayet edilen sure ve ayetlerle muvazene edilebilir. Mesela Kur'an-ı Hakîm'in 300.620 harfi olduğundan. Kur'an kaç tane harfi varmış? 300.622. 362 diye ezberlersiniz. 300.620 harfi var. Bak şimdi nasıl hesap edecek şimdi? Harfi olduğundan Sure-i İhlas besmele ile beraber 69'dur. Bak. İhlas besmele ile beraber 69 harfi var. Evet. 3 defa 69 207 harftir. Yani 3 defa İhlas diyor, okursan diyor. 3 kere 69 ne yapar? 207 harftir. Evet, 207 harftir. Demek Sure-i İhlas'ın her bir harfinin haseneleri 1500'e yakındır. Yani Kur'an kadar sevap verilir diyor. 3 tane İhlas. Bir tane İhlas besmele ile beraber 69'dur. 3 tane İhlas olunca 3 kere 69 207. Her birine 1500 veriyorum diyor. İhsan 1500 veriyorum. Ne yaptı? Kur'a mesela 1500 ile çarparsan 200'i kaç bin etti? 300 bin. Matematiksel canım. Sure-i İhlas'ın her bir harfine haseneli bilin 1500'ye yakındır. Devam et. Sonra Kur'an'ın harfine kadardı sevabı bir adalet noktasının 300.620. 300.620 sevabın var Kur'an'ın baştan aşağı okursan 300.620. Ama 3 defa İhlas'ı rahmete mazar olarak okursan, yani Allah rahmetini mazar ederse, celbederse, mutlaka her kuyanda değil diyor. Rahmet-i ilahi celbedecek bir zemini bulmuşsan, sebebi olmuşsan, bir ihlas, 60, besmele ile beraber 69 harftır. Her bir harfe rahmet-i ilahi celbedecek okursa, 1500'dür her bir harfine mukabil. Ne yapar? 207 çarpı 1500. 310 bin. 1500. Kur'an'ın Risale'de geçen hadisinde 320.620. Evet. Bak gördün mü? Kur'an kadar oldu. Gördün mü? Nasıl olur diyene Allah'ım onu dediği için mahrum et diyeceğim, gene demeyeceğim hadi. Nasıl olur diyene ama mezhebi inkar edenlere Ya Rab verme. Zaten kendisi otomatik gitti. Mısır'ın o da istemiyor zaten. O da istemiyor. Haşhaşı'nın çoğaltan da oydu zaten. Onu da çoğaltan oldu. Yani nasıl çoğaltıyor? Lan haşhaşı çoğaltan o değil mi? Sana ne? Gözümüze sokuyor yani o çoğaltan. Acayip bir şey. Bazılarını çoğaltıyor, bazılarını çoğaltmıyor. Mesela bir tane diktin, bir tane çıkan ne olabilir? Ne hatırınıza gelebiliyor? Mesela domates
Domates yok, birkaçtan çıkıyor da. Yani Allah rahmetini daraltmaya çalışıyorum ama daraltamıyorum. Hatırıma bakayım, bir tane diktim, bir tane çıkan ne var? Karpuzdan kastım. Yok, oradan çıkıyor. Bir sürü çekinek çıkıyor. Yani ya, daraltalım yani. Bir ağacın kökü bir tane var. Kaç tane ağaç çıkıyor kayısıdan? Bir ağaçtan bir tane çıkar. Bir şey var mı? Daraltamıyor. Çıkmıyor işte. Bir tane çıkacakmış, ne var? Yok. Yapamıyorum. Ağacın kökü var abi. Yani rahmetini daraltmak demek ki katır gene adam. Daraltmayayım insanlar Allah'ın rahmetini yani. Çünkü Allah daraltmamış. Karışmayayım ona. Hayvanlar da var değil mi abi? Hayvanlar nasıl var? Katırların şeyi yok ya. O insan eli karışmış. İnsan eli karışarak sana verdiği cevaptır o. Fıtrata müdahale etti. Katır eşekten üreme abi. Ama o değil işte, onu sen işte çiftleştiriyorsun onu. Mesela bir tane misal vereyim sana. Gidiyor karpuza, karpuzun aşısını kabağa aşılıyorlar. Karpuz olmuş. Kabak mı karpuz mu belli değil. Yenmiyor. İnsan karışık eli karışınca böyle oluyor. Yani böyle olur yani. O insan yani gidip de at gidip de eşekle çiftleşecek diye ki o da öteki atla şey yapıyor. Ama sen onu zorla bunu yapıyorsun. Kurt köpeği de öyledir. O da aşılamalı. Yani insana böyle bir yetki vermiş Allah. Yani kainata tasarrufa mezun diyor. Lemahatta insan için. Ağacı kesiyor, bak hayatına mal oluyor. Yani kainatın kanunlarına, kanun ilahisine tasarrufat vermiş Allah. Çekirdeği değiştirebiliyor, bilmem ne yapıyor. İnsan böyle bir camiyeti var çünkü. Böyle bir mezundur ya, yani, memurdur, mühendistir yani. Evet. Demek ki bunları Kur'an'ı düz okuyup rahmete mazhar olmayan sebapla rahmete mazhar olan sevap mukayese ediliyor hadiste. Kur'an'ı düz okursan bir sebabı var ve rahmete mazhar değilse adalet ilahi 300 bin 620 sebabın var. Ama 3 ihlas okursan besmele ile beraber, bir de ihlas da okursa daha da, evet, rahmete de mazhar olmuşsa Kur'an kadar sebabı var. Niye Kur'an kadar var? Çünkü bir daha tekrar ettiğim için tekrar ediyorum 3 defa. Bir ihlas, Fatiha ile beraber ihlas 69 harftır. 3 tane ihlas 207'dir. Her bir ihlasa Allah 1500 veriyor. Yani şey harfe, ihlasın harfine 1500. Niye veriyor? Sana ne? Peygamberimizin şeyinden, peygamberimiz istemiş. Çünkü ümmetinin tüm Kur'an okuyamayacağını bildiği için rahmetinden. Öbür ümmetlerin de böyle bir şey yoktur abi. Yok canım. Buna az yani. Buna aç, ama öbürleri de 700 sene, 350 sene yaşıyorlardı. Ama onları 700 sene çektiği sıkıntı değil, biz 60 sene çekiyoruz. Ha, o da var, evet, o da kurtarıyor. Peygamberimizin merhametinden, peygamberimiz ısrar etti. Lan ne bir güzel vekilim var ya, bunu bile inkar ediyor, bunun sözlerini ya. Şimdi diyor ki, ya Rabbi benim ümmetim hem Kur'an okumayı bilmez belki. Hem de tüm o Kur'an okuyamaz ama ağza alışır. İhlas Risalesi, ihlası okur. Nedir ihlas? Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu ehad. Allahu semed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Aha sana bir. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha iki. Bismillahirrahmanirrahim. Aha sana. Hop. İhlasa mazhar oldunsa 207 çarpı 1500. Aha sana Kur'an kadar sebap. 1500. 1500 ile çarpacaksın. Çarparsan evet. İşte Sure-i Yasin'in hurufatı hesap edilse, Kur'an-ı Hakim'in mecmu hurufatına nispet edilse ve 10 defa muzaaf olması, kat kat olması nazara alınsa şöyle bir netice çıkar ki Yasin-i Şerif'in her bir harfi takriben 500'e yakın sevabı vardır. Yasin'i Allah rahmetinden mecbur mu? Ama değil. Peygamberimizin hürmetine, bizi de sevdiği için Allah her bir Yasin'in harfine 500 en az, lakal en az 500 sebap vereceğim diyor. Aslı birdir. Mesela adama gittin, kiraz alıyorsun. Ya mesela sen, Allah niye veriyor? Ben şunu yapıyor mu? Onlara cevap veriyor. Adama gittik, cömert bir manav. Kiraz alıyoruz. Tarttı, böyle bir kilo verir misin? Hakikaten 100 gram, 200 gram fazla gelir. Adam bazıları merhametinden tutup eliyle onu geri atmıyor. Değil mi pazarcılar yapıyor? Atmıyor abi, isteyin gitsin. Sen ne diyorsun? Vay be. Celp olmuyor musun adam olan? Bir dahaki gün, bir dahaki hafta gene ondan alırsın. Cömert adam. Ötekisi ise tane tane, iki tane aldı, üç tane. Ne yaparsın? Seyrediyorsun. Baktın üç tane şeyi hesap ediyor. Alman gibi. Bu kirazın tanesini.
Sen kızmaz mısın? Onlar bu Allah ya, tartı yapan Allah. Bire bir mi verecek? Bire bir mi, bir mi verecek? Allah diyor ki Yasin'i tartıyorum ben kardeşim. Şey kulum tabii. 1500 veriyorum. Neye veriyorsun? Tamam lan. Dök. Tamam bire bir al sen. Bire 500 veriyor. Yasin'in ne kadar sayısı vardı harfi? 500'e yakın sevabı vardır. Yani harflerin ama neyse o sayı... Harf sayısı mı? He. 3000 mi? Nerede? Kesin bilmiyorsak söyleme. Tamam. Atmaya gelmez. Yani o kadar hasene sayılabilir. İşte buna kıyasen başkalarını dahi tatbik etsen ne kadar latif ve güzel ve doğru ve mücazefesiz bir hakikat olduğunu anlarsın. Yani bunu bilirsen rahmetle adalet mukayese ediliyor hadis-i şerifte. Adalet de bu, rahmet de bu. Mukayeseyi ettirmek adına bunu bir örnekle örnekliyor. Adaletiyle nispeten rahmetini göstermek için diyor ki Kur'an içindeki bir sure rahmete mazar olsa, yani hayatının içinde bir fiilin sözün Allah'ın muhabbetini celbetse, bir ihlasa bu kadar mana yükleyen Allah senin o fiiline, o sözüne rahmetini açar da açar. Bu sefer tüm hayatından kaliteli olur senin 10 dakika. Hani neye benziyor? Asker nöbet tutuyor. Tehlike anında 10 dakika nöbeti benim dershanemdeki 10 sene ibadetimden kıymetli oluyor. Diyor yani bakın Kur'an hayat kabul edelim. Hayatın tümü. Hayatın tümünde sen böyle birisine hidayetine vesile oldun, kitap verdin, ne bileyim bir derdini giderdin, sadaka verdin, bir hakikat anlattın, vay be bilmiyordum ben bunu. Hemen düze çıktı, Allah'ın da bir rahmetini celbettin. Bu sefer o rahmete mazar olan fiilin tüm hayatını Allah'ın nazarında göstermiyor. Allah bu bütün hayatını siliyor. Tamam kulum diyor ya, tamam. Allah'lığımı göstereceğim. Sen de kulun. Bir 10 dakika bir fiilin, bir sözün bir köleyi azat eder gibi güzel bir sözün, güzel bir fiilin, güzel bir niyetin, değil mi? Fiil, şey niyetler amelin çekirdeğini değiştirir. Niyet ve nazar ne yaparmış? Mahiyet eşyayı değiştirir. Ha Allah diyor ki senin diyor komple 300.620 dakika ömrünün içerisinden 69 dakikası hoşuma gitti ya. Bunu bereketlendiriyorum. Tüm ömrün kadar sevap veriyorum sana. Yani hayatımızın içerisinde hep bir adaletle muamele görsek, bir de bir fiil yaptı ki Allah'ın müthiş bir merhametini celbettik, bu sefer Allah onu neşinevalandırıyor. Ona örnek verdi. Dedi ki Resulullah aleyhisselam, adaletle rahmeti muvazene edilirse böyledir. Nedir? Bütün Kur'an'ı okuyamaz. Okuyamadığı zaman. Ya bu ümmetim işte biliyor. Her safhada, her memlekette olacak ümmeti. Sırf Arabistan'da değil. Bizim gibi insanlar da, uyduruk adamlar da olacak. Nasıl Kur'an kadar sevap alayım kardeşim? Ben dershanede zor cüz okuyorum. Her gün bir cüz meşgul zor oluyor. Hafız 5-6 cüz okuyor. Kim bu? Kaç kişi var her gün 5-6 cüz okuyan? Kaç kişi var efendim bir cüz okuyabilen her gün? Okuyamıyor. Ama mahrum mu olsun bu ümmeti, peygamberimiz? Kıvranıyor işte. Bir şey yapmak istiyor. Kıvranıyor. Diyor ki ya Rabbi, o zaman Allah da diyor tamam ne istiyor? O Allah da dedi ki 3 ihlası okuyan böyle muhabbetimi celbeden ihlaslı. Kur'an kadar sayacağım bunu. Sen de çıkıp ya niye sayıyorsun oğlum? Denilir. Sen terazide manav sana kiraz verirken fazla geldi tamam. Bir şey yapma, geri alma. Boşaltma kalsın. Ne dersin? Boşalt mı dersin? Lan bir kilo istedim, bir kilo 200 gram geldi. Adam, bu da benden. He Allah razı olsun demiyor musun? Lan ona diyorsun Allah da dedi. O zaman ihlasa mazar oldu senin o ihlasın. İhlasa mazar oldu ihlasın. Diyor ki Kur'an gibi sayıyorum bunu. Peygamberimiz işte adaletle rahmetini muvazene ederken bir diyor ihlaslı okunursa ihlas suresi Kur'an kadar Allah rahmetini sana tecelli ettirir. Rahmetin büyüklüğünü, gadabını aştığını gösteriyor. Şimdi bak, hadis ne oldu şimdi, inkar mı? Allah'ın rahmeti celb olunuyor da Cebrail selam çakması çok mu? Allah rahmetini tecelli ettiriyor ya.
Allah onun yürüyen ayağı, gören gözü, tutan eli oluyorum diyor. Ey Musa, ya Musa, ben hastalandım, niye bana gelmedin? Ben acıktım, niye rızık vermedin? Estağfurullah ya Rabbi. İşte orada bir kul var, fena fillah olmuş. Fena fillah olmuş, Allah da fena olmuş. Allah onu o kadar seviyor ki, onun gözüyle bakıyor kainata Cenab-ı Hak. Onun ayağıyla bakıyor. Onun haliyle şey yapıyor yani, tamam mı? Allah o kadar seviyor ki, yani ona yapacağım muamele bana sayılır demek istiyor, tamam mı? Ya ben tabi koşturuyor. Ama sen belagattan anlamazsan, sen leylim leylim bir adamsan, bire bir, ikiye iki anlarsan bunları anlamazsın, basmaz kafan. Bu bir usuldur. Usulü tefsirde var bunlar, usulü hadiste var bunlar. Usulü belagatta var bunlar. Arapça bir daha bilmekte yok bunlar. Arapça düz mantıktır. Bu usulleri var onların, tefsir usulleri var. Belagatın tefsir usulleri var. Onları bilmeyen bunu bilmez. E şimdi bu kadar konuştuk mesela bir saat. Rahmetiyle adaletini mukayese etme noktasında, rahmetini büyük göstermek, ümmetini sevmesi, Peygamber aleyhisselam, rahmeti gösteren hadisler bunlar. Adam diyor ki, adeta bu hadiste ne olsun mesela? Bir de hikmet cihti var abi. Neden mesela koskoca Kur'an'ı küçük sureye koymuş? He. Onu burada diyor da bu Kastamonu. Kastamonu kaç? 54'ten. Oku abisi dinle. Herkes her vakit Kur'an'a muhtaçtır. Tamam, çok güzel. Fakat herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir olamaz. Evet. İktidar olamaz yani. Herkes her vakit Kur'an'ı okumaya muktedir olamaz. Fakat bir sureye galiben muktedir olur. Hani dediğiniz gibi 3 İhlas, 1 Fatiha. Evet. Onun için en mühim makasıdı Kur'an'ıya. Kur'an'ın en mühim maksatlar. Yani Kur'an'ın en büyük maksatları. Yani tevhid, lillah, haşr, adalet gibi yani. Ekser uzun surelerde derc edilerek her bir sure küçük bir Kur'an hükmüne geçmiş. Demek hiçbir kimseyi mahrum etmemek için. Allah Allah. Adam herkes hafız değil. Bazı surelere komple Allah şeyi koymuş, Kur'an'ı koymuş. Çünkü herkes her vakit Kur'an'ı okumaya muktedir değil. Ama bir sureyi okuyabilir. Ne yapmamak için? Kimseyi mahrum etmemek için. Evet abi. Bak, onun için en mühim makasıdır Kur'an'ı ekser uzun surelerde derc edilerek. Her bir sure küçük bir Kur'an hükmüne geçmiş. Demek hiç kimseyi mahrum etmemek için haşir ve tevhid ve kısa-i Musa aleyhisselam gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş. Ya Allah Allah. Aynı kanunet Risale'nin içinde. Risale'nin orada da var aynı tekrar. Bazı tekrar şey bunun. O dört tane ya ne acayip ya. Kur'an'ın maksatı ne güzel izah ediyor. Okuma ha Mesut sen iş. Okuma bunu sen okuma. Tevhid, mübüvvet, haşir, adalet ve ibadet. Bunlar temel esas olduğu için abi. Her bir risalede bunlar var. Her bir risalede var. Küçük sözlerde dahi var abi. Her bir risalede. Herkes her vakit külliyat okuyamaz ama bir tane mevzu okursa külliyattaki ruhu alır. Cep boyunu yanında taşırsa istediği mevzuyu oradan açıp okur. Kesinlikle. İstersen haşir girer, istersen tevhide girer, istersen nübüvvet ispat eder. Mesela şeye gitmiş, çok ilgimi çekti. Geçenlerde sordular İçerenköy'den. İçerenköy dershaneye gidiyoruz İçerenköy'e. Abi diyor, ya kainat nizamlıdır, sanatlıdır. Hazreti Muhammed peygamberdir. Ne alakası var diyor. 18 sözde bir şey var böyle. Soru var biliyor musun? İlginizi çekti mi? Çok acayip bir şey ya. Kainat sanatlıdır, mükemmeldir, orijinaldir sayıyor. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamberdir. Ne alakası var yani? Onu anlatıyor. Abi diyor, ya bunu bir ders yapsan dedi ya. 18'in sözleri. Kaçın sayfa? Sayfa 232. 232. İçerideki. O dedim inşallah o kadar talepler var ki hangisini de yapacaksın çok var. İnşallah sırası gelince onu yapacağım yani. Bak şimdi bu da öyle ya. Evet çok acayip bu merhameti ilahi gösterme noktasındaki hadisti. Fakat yani şu ana kadar anlattı abi hikmet cihetini anlattı, rahmet cihetini anlattı, adalet cihetini anlattı. Burada da hani insan buna nasıl sahip olacak? Bu sevaplar var ama buna nasip olacak? Ha, o zaman yarın da bunun şeyini yapalım. Devamını. O zaman tamam. Aynı gidiyor. Acelemiz yok. Arkamızdan koşturan yok. Koşturursa ahirete gideriz zaten. Peki. Vahir davahım. Enelhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.